programımıza siz sanki muhtarlarımızı ve değerli katılımcılarımızı da hoş geldiniz, sefalar getirmek istiyorum. Şarkı olan Serdar misafirlerimizi içeri davet ediyoruz. Kıymetli muhtarlarım, ben çizden çıkarak Ziraatçı Başkanı oldum. Sizden birisiyim. Özellikle sizin gücünüz çok kuvvetli. Eğer siz biz olmazsak beraber bu işin üstüne gelemeyiz. Bugün 2 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi olan bir fındığımız var. Ama bunu söylerken bu böcek sadece fındığa zarar vermiyor. Ne fasulyemiz kalacak, ne mısırımız kalacak, ne yani meyvelerimiz, kivimizden hiçbir şeyimiz olmayacak. Eğer bu işin ciddiyetini anlamazsak, bu işin ciddiyetini kavramazsak bir dahaki toplantımızda burada acaba ne yapabiliriz, nasıl geçinebiliriz onları konuşacağız. Bireyselden ziyade çok yetkin yapıldığı zaman bu iş daha etkili olur. Bunun seneye bugün ekonomik sonuçları görmektense bugün bu çalışmaya başlayarak iyi bir mücadele vererek sonuç alabiliriz. Kaldırken bir korkan cezalarımızda ilçemizde bu yıl kendini göstermeye başladı. Başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren bu canlıyla mücadele edilmezse ciddi ürün kayıtlarının görüleceği kaçınılmaz. Bölgemiz ve ilçemizin en önemli tarım ürünü olan ve bölge ekonomisine önemli derecede katkı sağlayan fındık ürününün bu böceklerin zarar görmemesi için topyekun mücadele şarttır. Bu böceklerle otomatik mücadele edebiliyoruz. Bir tanesi mekanik mücadele, bir tanesi biyolojik mücadele, bir tanesi kimyasal ve biyoteknik mücadele. Dört mücadele şeklimiz var. Kıymetli muhtarım, fındık bölgemizin olduğu kadar ülkemizin de en kıymetli tarım ürünlerinden bir tanesi. İhracat geliri en yüksek olan tarım ürünü ve bir, bu bölgedeki üreticimizin bundan tamamen mağdur olması. İkincisi, manavlarımızın ki muhtar arkadaşlarımızın çizimisinde yani fındık ticareti yapan, alıp satan yani sanayiciye götürenler de manav diye tabir ediliyor. Bu işi biz de yaptık. Manav arkadaşlarımızın da rızkını burada kesilmesi, götürdüğünde onu satmak için gidecek randıman kırdı. Niye? Arkadaşlar o kokoreçin konduğu, ısırdığı fındık ne çikolatada ne de beyazlatmada randıman vermeyecek. Çünkü zehir gibi insanların ağzında çürük fındık gibi sebep oluşturacak. Onun için bu ürünün artık değerinin düşmesine sebep olacak. Peki sanayici açısından ürün yoksa neyi işleyeceksiniz? Öyle ya. Bunu Avrupa'ya ihraç ettiğinizde ya da diğer ülkelere ya da bunu talep eden ülkelere ihraç ettiğinizde bunların hepsinin geri dönmesine sebep olacak. Onun için burada çiftçisinden, manavından sanayicisine kadar el birliğiyle hep birlikte mücadele etmeye hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada kıymetli muhtarlarım sizden şunu istedim. Biz ilaç konusunda vesaire diğer ne lazımsa sizlerin yanında olmaya özen gösterip, gayret gösterip, ihtiyaçları temin etmeye mücadele edeceğiz. Sizden de istediğimiz acilen, şimdi 400 litrelik tanklar var. Eskisi gibi sırtlardaki pompayla yapmıyoruz bu işleri. 400 litrelik tanklarla demin Osman Başkan'ın da, Ziraat Odası Başkan'ın da ifade ettiler. 30 tane evin, oradaki samanlı, ne bileyim küpesi vesairenin ilaçlanmasını bir kutu ilaç sağlıyor. Biz bu ilaçları sağlayacağız ama buraların muhakkak ilaçlanması lazım. Burada bilinçli mücadele çok önem taşıyor. Mevsimsel olarak kahve ve kokoreçin kışı geçirmek için seçtiği barınma alanlarında mücadele edilmesi gerekiyor. Bu mücadelede başarılı olursak yazın arazideki mücadele daha da kolaylaşacaktır. Yayılma hızı yani uçuş kapasitesi çok yüksek olan bir zararlı. Yani günde 30 kilometre mesafeyi kat edebilen bir böcek. Yani burada diğer böcekler olarak yayılım hızının çok yüksek olmasını sağlıyor. Yani mısırdakine sine hortumunu sokup çıkardan düşünün. Mesela altta mısırda görüyorsunuz. Bu emgi yaptığı ürünlerdeki ürünlerde mesela mısır tohum veya fasulye ektiğiniz zaman çimlenmiyor. Tekrar ürün oluşturmuyor. Yani tohumu da kaybediyorsunuz.